Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 21, 22, 23 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye geneli Özde 1 yayınlarının Türkçe sorularını çözmüş olacağım. Bu ve diğer Türkiye geneli sınavlarını daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Küresel Ayak İzi Örgütü'ne göre 7. ayın 29'u 2019 tarihi bu yılın limit aşım günü oldu. Yani daha Temmuz bitmeden dünyadaki tüm doğal kaynakların bir yılda kendini yenileme potansiyelinin üzerinde doğal kaynak tüketildi. Kuruluş insanların tükettiği su, toprak, ahşap, temiz hava gibi ekolojik kaynakları karşılayabilmek için bir değil 1,75 dünyaya ihtiyaç duyduğu konusunda da uyarılarda bulundu. Küresel Ayak İzi Örgütü her yıl insanların kullandığı tabii kaynakların kullanımı ile ilgili raporlar düzenliyor. Kuruluş bu orandaki bir ihtiyacın hissedilmesine neden olarak ormansızlaşma, erozyon, canlı türlerinin yok olması ve atmosferdeki karbondioksit seviyesinin artması gibi olumsuz etkileri gösterdi. Bu gibi etkilerin dünyanın doğal kaynaklarını erkenden tüketerek gelecekteki yenilenme kabiliyetini yok ettiğini belirtti. Şimdi arkadaşlar, dikkat edecek olursanız kuruluş bu orandaki bir ihtiyacın hissedilmesine demiş. 3 numaralı cümlede de 1,75 dünyaya ihtiyaç duyduğu konusunda da uyarılarda bulunmuş. Dolayısıyla bakın burada bir anlam kopukluğu oluyor. Bu kopukluğun nedeni de arkadaşlar 4 numaralı cümle. O yüzden anlam akışını bozan da 4 numaralı cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada Yusuf Atılgan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Toplumsal iletisi olan romanlar yazdığına, öncü özellikler gösterdiğine, yaşadıklarının sanatsal tutum etkilediğine, özgün nitelikler taşıdığına, dönemin yaygın edebi anlayışından uzak durduğuna. Parçamıza bakalım. Yusuf Atılgan, yazınımızın en önemli sanatçılarından, hem büyük bir kalem hem de edebiyatın nitelik sınırlarını yeniden belirleyecek denli iyi bir usta. Edebiyatımızı çok iyi bilen sanatçı, 1950'den itibaren köy romancılığını etkisindeki edebiyatta bu türle var olamayacağını da biliyordu. Bakın arkadaşlar, şu cümleden biz E seçeneğini çıkartabiliriz. E seçeneğinde dönemin yaygın edebi anlayışından uzak durduğuna diyor. Dolayısıyla buradan E seçeneği çıkar, bunu elemiş olduk. Devam edelim. Çünkü bu türde çok iyiler vardı. O nedenle Atılgan önce şehri anlattı ve Aylak Adam ile İstanbul sıkıntısını yazınımıza benzersiz bir anıt gibi dikti. Bakın burada ne demiş arkadaşlar? Benzersiz bir anıt gibi dikti demiş. Buradan da biz D seçeneğini çıkarabiliriz. Benzersiz olmak özgünlükle ilgilidir. Bunu denemiş olduk. Sonra da kendi dünyasına çekildi. Taşraya gitti. 20 yıl çiftçilik yaptı. Bu yılların etkisiyle döndüğünde iç dünyasındaki sıkıntıları anlattığı Ana Yurt Oteli'ni yazdı. Bakın arkadaşlar, biz buradan da C seçeneğini çıkartabilir miyiz? İç dünyasındaki sıkıntıları anlatması aynı zamanda yaşadıklarının sanatsal tutumu etkilediğini işarettir. C seçeneğini elemiş olduk. Romanda Yusuf Atılgan o güne kadar Türk edebiyatında verilmemiş bir yeraltı koyu karanlık roman iklimi örneği verdi cümlesinden de o zamana kadar verilmediğine göre öncüdür. Buradan da biz B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçada mantarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yetiştirilmesindeki tekniklere, yetiştirilme ortamlarının fiziksel özelliklerine, üretim zamanının çeşitlilik gösterdiğine, yetiştirildiği toprak türünün toprakla uyumlu olması gerektiğine, yetiştirildiği yerlerden örneklere. Arkadaşlar hemen parçamıza bakıyoruz. Mantar, sıcaklık ve nem miktarı kontrol altında tutulabilen, havalandırılması kolay, güneş ışığı olmayan yerlerde yetiştirilebilir demiş. Bakın biz buradan A seçeneğini çıkarabiliriz. Burada yetiştirilmesindeki tekniğe değinmiş arkadaşlar. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz.
Mağaralar, soğuk hava depoları, ışığa karşı yalıtılmış seralar, tünel ve gareller, kümesler, depolar, ambarlar, bodrumlar ve modern mantar işletmeleri mantar üretimi yapılan yerlerdir demiş. Yine yetiştirilme ortamına da değindiğini görüyoruz burada. Fiziksel ortamın nasıl olması gerektiğine. Bakın bunu elemiş olduk. Buradan arkadaşlar yetiştirildiği yerle ilgili örnekler de verilmiş. O yüzden biz buradan E seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Mantar yetiştiriciliğinde kasa, ranza ve plastik torba olarak adlandırılan 3 sistem kullanılır. Yetiştirme sisteminin seçiminde yetiştirme yerlerinin özelliği, işçi ve makine kullanım durumu, üretimin mevsimlik ya da sürekli yapılması göz önüne alınmalıdır demiş. Bakın arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız üretimin mevsimlik ya da sürekli yapılması üretim zamanının çeşitliliğini gösterir. Buradan da biz C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Geriye kalan yetiştirildiği toprak türünün ortamla uyumlu olması bu parçada bahsedilmiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin'in bu cümlede anlatmak istediğine anlamca en yakındır? Usta sanatçı Cenap Şahabettin, Tiryaki Sözler adlı kitabında şöyle der. Hayat merdivenlerini çıkarken çevremizdekilerden aldığımız destekleri unutmamak gerekir. Çünkü inerken yine aynı insanlara ihtiyaç duyacağız. Arkadaşlar burada destekleri unutmamak gerekir derken insanlara karşı vefalı olmaktan, onları hatırlamaktan bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda ise her insan sadece kendi yetenekleriyle değil, yakınındaki kişilerin destekleriyle bir yere gelebilir. Evet bundan bahsediyor ama vefadan bahsetmemiş seçenekte. O yüzden bunu elemiş olduk. İş yaşamında başarılı olmak isteyenler kendileriyle uyum içinde çalışacak kişilerle birlikte yola çıkmalıdır. Uyumdan bahsediyor. Vefadan, o çalıştığı insanları hatırlamaktan bahsetmiyor. Bunu denemiş olduk. Hayatta başarılı olmak kadar başarısızlıkla karşılaşmak da doğaldır. Önemli olan kişinin her zaman kendisine destek olacak kişileri çevresinde toplamasıdır. Çevresinde toplayabilir ama kişi onları hatırlamıyorsa bunun bir önemi yok. Yani vefadan bahsetmemiş, bunu da elemiş olduk. İnsan çevresinde kendisini destekleyecek kişileri görmezden gelirse başarı basamaklarından çabucak iner. Bakın arkadaşlar, burada da yine bir vefadan bahsetmiyor. O yüzden bunu da elemiş olduk. İnsanlar hedeflerine ulaşmada kendilerine yardım edenlere karşı hiçbir zaman vefasızlık etmemelidir. Vefasızlık kişileri sürekli hatırlama demek arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yaptığımız açıklamaya da uygun. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadan doğanın yaşamsal ihtiyaçlara karşılık verilmesinin belli koşullara bağlı olduğuna, doğanın kendini koruma altına almasının doğal felaketleri beraberinde getirdiğine, ekolojik dengeleri sağlama adına bilimsel çalışmalar yapıldığına, olası doğal felaketlerin gerçekleşmişlerinden daha kötü olamayacağına yargılarından hangilerine ulaşılamaz demiş. Bakalım, ekoloji kısaca doğal denge olarak tanımlanabilir. İnsanoğlu kendi ihtiyaçlarını karşılarken doğadan yararlanır. Bu nedenle doğayı korumalıdır ki devamlılığı sağlanabilsin. Bakın arkadaşlar, buradan biz biri çıkarabiliriz. Burada bir şart var arkadaşlar, bir kural var. O yüzden biri elemiş olduk. Örnek olarak su ihtiyacını verebiliriz. Çünkü su yaşamın temel kaynaklarından biridir. Su ihtiyacı karşılanırken kaynakları boşa kullanmak, israfa yönelmek ve temiz su kaynaklarını tüketmek gibi olumsuzluklar kaynakların verimli kullanımını olumsuz yönde etkileyen faktörlerdendir. Ekolojik dengeye önem verilmemesi engellenemez doğal felaketlere neden olur. Su savaşları ve açlık gibi pek çok olumsuz yaşam senaryosu ortaya çıkabilir. Bu felaket senaryolarının yaşanmaması için doğayı koruyucu teknolojiler üretme çabasında olan insanoğlu son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji kaynakları gibi doğa dostu faaliyetlere yönelmektedir. Arkadaşlar biz buradan da 3'ü çıkarabiliriz. Bilimsel çalışmalar yapıldığının bir göstergesidir. Bunu da elemiş olduk. Bu parçadan doğanın kendini koruma altına almasının doğal felaketleri beraberinde getirdiğine değinilmediğini görüyoruz. Aynı zamanda olası doğal felaketlerin gerçekleşmişlerden daha kötü olamayacağına da değinilmemiştir.
Bundan dolayı da doğru cevabımız 2 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçada 6 çizili sözle söz edilen metinlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Onun öykülerindeki boşluklar okur tarafından yaşam alanlarıyla doldurulur. Bu yarılmalarda öykü ile yaşam bütünleşir, öykü ve yaşam birbirine dönüşür. Anlamsal bir yoğunluk oluşturur yazar. Dolayısıyla sesin ve sözün azalıp anlamın çoğaldığı metinler karşılar bizi. Bakın arkadaşlar, 6 çizili söz sesin ve sözün azalıp anlamın çoğaldığı demiş. Burada neden bahsediyor arkadaşlar? Yoğunluktan bahsediyor. Yoğunluk nedir? Az sözde çok şey anlatmak. Bir önceki cümlede de dikkat edin, yoğunluk kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Seçeneklere bakalım. Farklı anlamlara açık bir dilin tercih edildiği olamaz. Anlatım olanakları önemsemeyerek anlama önem verildiği olabilir belki. Küçük bir olay örgüsünün söyleyişle zenginleştirildiği olamaz. Söyleyişle anlamın okuru etkileyen bir senteze ulaştığı olamaz. Sınırlı sayıda sözcüğe geniş anlamlar yüklendiği. Evet arkadaşlar, bakın biz de bundan bahsetmiştik. Bu yoğunluktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçada Nursel, Druel ve eserleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Öykülerinde iyimser karakterlere ağırlıklı olarak yer verdiğine, yazdığı bir öykünün kalıcılığı yakalamasında etkili olduğuna, öykülerini ince bir içerikle oluşturduğuna, kendine has bir üslupla dili zenginleştirdiğine, eserlerinin derin ve katmanlı bir yapısının olduğuna. Parçamıza bakalım. Nursel, Druel yıllar önce o çok sevilen ve öykü sanatının belleğinde ölümsüzleşen Geyikler, Annem ve Almanya adlı öyküsüyle tanımıştım. Bakın arkadaşlar, buradan biz B seçeneğini çıkarabiliriz. Ölümsüz olan eser kalıcılığı yakalamıştır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Küçük bir kızın bakış açısıyla yazılmış olan bu öykü, içtenliği, dilinin ve imgelerinin güzelliğiyle, içindeki sevgi motifleriyle yüreğime kazınmıştı sanki. Sadece Geyikler, Annem ve Almanya'yı değil, Nursel Druel'in yayınlanmış bütün öykülerini okuduğunuzda metinlerinin kılı kırk yararak işleyen, yazdığı dile özgün üslubuyla inanılmaz zenginlikler kazandıran güçlü imgileriyle metin içi anlamları çoğaltarak öykü sanatını şiirsel boyutlara ulaştıran değerli bir ustayla karşı karşıya olduğunuzu fark edersiniz. Bakın arkadaşlar, kılı kırk yarması titiz olduğunun göstergesidir. İnce bir işçilik yaptığının göstergesidir. O yüzden buradan C seçeneğini elemiş olduk. Yine yazdığı dile özgün üslup derken de buradan D seçeneğini çıkarmış oluruz. Kendine has bir üslupla dili zenginleştirdiğinin göstergesidir. Bunu da elemiş olduk. Yine arkadaşlar bakın, şuradan itibaren de eserlerinin derin ve katmanlı bir yapıya sahip olduğunu çıkarmış oluruz. O yüzden E seçeneğinde elemiş olduk. Geriye kalan öykülerinde iyimser karakterlere ağırlıklı olarak yer verdiğine değinilmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur demiş. Arkadaşlar, yorum kişisel duygu ve düşüncelerdir. Parçaya baktığımızda Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden olan deve kuşu Srutio cinsinin yaşayan tek üyesidir. Yaşayan en büyük kuş olan deve kuşu 100-150 kilogram kadar ağırlığa ulaşırken bu irilikleri onlara ayrı bir sevimlilik katar demiş. Bakın, onlara ayrı bir sevimlilik katar derken kişisel duygu ve düşüncenin katıldığını görüyoruz. Yani burada yorum yapılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçadaki 6 çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Halide Edip Adıvar'ın yazdığı Sinekli Bakkal, onun bütün eserlerinde olduğu gibi güçlü bir kadın karakterin etrafında gelişen olayları anlatır. Romanın başlangıcından itibaren romandaki olaylar adeta bir tiyatro sahnesinin tanıtılması gibi yüzeysel şekilde gözümüzün önünde canlanır. Yazar, kız Tevfik'le Emine Hanım'ın çocukları Rabia Hanım'ın hikayesini anlatırken Abdülhamit devrindeki İstanbul'u bize en karakteristik taraflarıyla verir. Bakın arkadaşlar, yüzeysel şekilde derken ayrıntıya girmeden,
detaysız bir şekilde arkadaşlar anlattığı görülmektedir. Seçeneklere baktığımızda yazarın son öykü kitabında toplumsal yaşamda önemsiz görülen olay ve kişiler ön plana çıkarılmış. Böyle bir kullanım yok, bunu elemiş olduk. Bu ressam hayal gücüyle zenginleştirilmiş şehir manzaralarını tuvaline yansıtırken her ayrıntının üzerinde ince ince duruyor. Yüzeysel bir şekilde demişti, bu ayrıntısını incelemiş, bunu da elemiş olduk. Bu gezi rehberinde Karadeniz'e ait söyleyiş özellikleri çok ayrıntıya girilmeden detaysız bir şekilde derlenmiş. Bakın bu altı çizili kelimeyle şuradaki ifade arkadaşlar anlamca uygundur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru, aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümlede yapılan değişiklikle eylemden etkilenen öge vurgulanmıştır? Arkadaşlar vurgu yüklemden önceki ögededir. Eylemden etkilenen öge dediğine göre vurgunun nesne üzerinde olması lazım ikinci cümlede. Bize bunu soruyor. Seçeneklere bakalım. Manzaranın güzelliğini irili ufaklı bembeyaz evler tamamlıyordu. Bakın tamamlıyordu yüklem. Tamamlayan ne? İrili ufaklı bembeyaz evler özne. Neyi tamamlıyordu? Manzaranın güzelliğini nesne. İkinci cümleye bakalım. İrili ufaklı bembeyaz evler tamamlıyordu manzaranın güzelliğini. Tamamlıyordu yüklem. İrili ufaklı bembeyaz evler özne. Manzaranın güzelliğini nesne. Yüklemden önce öznenin vurgulandığını görüyoruz. Bunun için A seçeneğini elemiş olduk. Kendimizi kimi zaman karışık duygular içinde ararız. Ararız yüklem. Kim? Biz, gizli özne. Kimi ararız? Kendimizi, belirtili nesne. Neyde ararız ya da nerede ararız? Karışık duygular içinde dolaylı tümleç. Ne zaman? Kimi zaman zarf tümleci. Kimi zaman karışık duygular içinde kendimizi ararız. Ararız yüklem. Kim? Biz, gizli özne. Kimi ararız? Kendimizi, belirtili nesne. Nerede? Karışık duygular içinde dolaylı tümleç. Ne zaman? Kimi zaman zarf tümleci. Bakın arkadaşlar, birinci cümlede vurgu dolaylı tümlecin üzerindeyken ikinci cümlede vurgu nesnenin üzerine gelmiş. Dolayısıyla ikinci cümlede artık nesnenin vurgulandığını görüyoruz. Bize soruda da bunu bulmamızı istemişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru, bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Duygularımızın yaşamımıza etkisi nedir? Gerçekten ne istiyoruz, nasıl bir yaşam istiyoruz gibi sorularla yüzleşmemiş, nice insanlarla tanışmışsınızdır. Bunun gibi yaşamımızı anlamlandıracak konuları sorgulamayan kişilerin gerçek anlamda mutluluğu yakalayacağına, kendini huzur deryasında bir yolculuğa çıkaracağına ihtimal veriyor musunuz? Elbette bu tür sorgulamalara ihtiyacımız var. Çünkü yaşam o deneyimi yaşamadan bazı gerçekleri bize yüzleştirmiyor. Öyleyse bu deneyimleri dile getirenlere kulak vererek bize alternatif düşünce ve davranış biçimleri sunacak kişilerden veya kitaplardan yardım almalıyız. Böylece yeni amaçlarımıza giden yolda bize ışık tutabilecek kişi veya kaynaklarla tanışmış oluruz. Arkadaşlar başarıya giden yol eleştiriden geçer diyor kısaca. Seçeneklere baktığımızda kişinin kendine olan cevheri görmesine yardımcı olacak kaynak onun iç dünyasında gizlidir demiş. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu elemiş olduk. Yaşamın zorluklarına karşı çıkmak, yaşamın gerçeklerini gözleri kapamak demek değildir demiş. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Günlük yaşamdan edindiğimiz deneyimler geleceğimize yön vermede bir ölçüt olmalıdır. Yine deneyimden değil, eleştirel bakış açısından bahsediyor. Bunu da elemiş olduk. Huzurlu ve mutlu bir yaşam ancak yaşamla ilgili eleştirel düşünme sonucu elde edebilir. Evet arkadaşlar, bundan bahsediyor. Bunu çıkarabiliriz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru, bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Milattan önce 3000'den itibaren başlayarak Mısır kralları kerpiçten yapılmış mastaba denilen mezarlara gömülmüşlerdir. Mastabaların doğu yüzüne ölünün ruhunun geçebileceğine inanılan sahte bir kapı yapılırdı.
Kapının üzerinde ölünün ünvanı ve adı yazılırdı. Sonra bu oda genişletilmiş ve oda içine bir sunak eklenmiştir. Bu sunak üzerine yiyecekleri sembolize eden maddeler ya da gerçek yiyecekler bırakılmıştır. Bakın, sembolize eden, simgeleyen doğrudur. Bunu elemiş olduk. Eklenmiştir, ilave edilmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Denilen, adı verilen, bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. İtibaren başlayarak, bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. İnanılan, güven duyulan demiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. İnanılan, düşünülen anlamına gelmektedir. Bundan dolayı bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 1. diyalog, muhabir, sanatçı. Elbette ilk sahneye çıktığım dönemlerde Shakespeare'in 12. gece adlı oyununda Olivia'yı canlandırıyordum. Çok güzel, fakat ağzını açmasın dediler benim için. Seçeneklere bakalım. Sahnede aldığınız ilk eleştiri hatırınızda mı demiş. Bakın arkadaşlar, ilk eleştiri sahneye çıktığım ilk dönem. Anlamca uygun. Hiç vakit kaybetmeyelim. 2. diyaloğa geçelim. Sanatçı, ben elmanın yarısıyım. Diğer yarısını tamamlamak gerekiyor. Paylaşmak mecburiyetindeydim. Seyircisiz tiyatro olmaz. Ben önce kendi beğendiğim ve sevdiğim, sonra da seyircinin seveceğini düşündüğüm oyunları seçiyorum. Bakalım, oyunları seçerken seyirciyi ne ölçüde düşünüyorsunuz? Bu da bu sorunun cevabıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu cümlede aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Ağaçların, yaprakların, çiçeklerin kavrulduğu derken, bakın arkadaşlar, K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Buradan E seçeneğini çıkartabiliriz. Yine kavurmaktır. U ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buradan da arkadaşlar ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Buradan da C seçeneği çıkar. Bunu denemiş olduk. Sıcak bir günün ardından martıların keskin çığlıkları eşliğinde boğazda serin bir gece başlıyordu. Başlıyordu derken başlamaktır. A sesinin daralarak yor ekinden önce I'ya dönüştüğü görülmektedir. Buna ünü daralması denir. Buradan da A seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Yine keskin derken, bakın, bu gingin ekidir arkadaşlar. Gıngin ekidir. G sesi sertleşerek fıstıkçı şahaptan sonra geldiği için K'ye dönüşmüş. Bu da ünsüz benzeşmesidir. Bunu da elemiş olduk. Burada arkadaşlar herhangi bir ünsüz düşmesi yoktur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bu bölgede basit hastalıklar evde tedavi ediliyor. Bilinen basit tedavi yöntemlerinin çoğu ise yanlış ne yazık ki. Bakın, yanlış ne yazık ki derken bir üzülme var. O yüzden burada arkadaşlar ünlem işareti olur. Yanıklara diş macunu, yoğurt sürmek, bunlardan bazıları. Bakın, büyük harfle başlamış. Burada bazılarıdır olacak arkadaşlar. Ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş hali var. O yüzden buraya nokta gelir. Yöre insanı eziklerde, kastedilenlerinde zeytini, çarpmalarda ve kesiklerde tütünü tercih ediyor. Bakın, iki farklı tercih etme durumu var. İki farklı olay var. Bunu birbirinden ayırmak için arkadaşlar buraya noktalı virgül gelir. Çocukların yaraları kolonya sürülerek sarılıyor. Mide bulantısına ise çare anında hazır. Nane ve limon. Bakın, açıklama yapılmış arkadaşlar. Açıklama yapıldığı için buraya iki nokta gelir. İçimizde bu efsane karışımı tecrübe etmeyen var mıdır derken de soru soruyor. Buraya da soru işareti gelir. Seçeneklere baktığımızda virgül gelmiş. Üç nokta var. Yanlış. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Üç nokta kullanmış. Bu da yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur demiş. İlk seçenek, hiç hayal kurmamak. Hayal kurmazsak hayal kırıklığı da yaşamayız. Peki bu olanaklı mı? İnsan doğası buna uygun değil. İkincisi, çok mütevazı, gerçekleşmesi zaten çok kolay olan hayaller kurmak ve bu kadar kolay gerçekleşebilecekken bile kendini buna şartlamamak. Bakın arkadaşlar,
Seçeneklere bakmamız için bu kadar okumamız yeterli aslında. Hayal kırıklıkları yaşamak insanların yaşamlarını olumsuz etkiler mi? Olmaz. Hayal kırıklığı yaşamaktan korkmamak için yapılabileceğimiz sosyal aktiviteler nelerdir? Sosyal bir aktiviteden bahsetmiyor, bunu denemiş olduk. Hayal kurmanın belirli kriterleri var mı? Kriterden de bahsetmemiş, bunu denemiş olduk. Yaşamın hangi dönemlerinde hayal kurmak insanın başarılı olmasını daha çok etkiler? Herhangi bir dönemden bahsetmemiş, bunu denemiş olduk. Hayal kırıklığını daha az yaşamak veya hiç yaşamamak için neler yapılabilir? Bundan bahsetmiş, hiç hayal kurmamak gerekir demiş. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 17. soru, bu parçada egzersizlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kaslarda ve eklemlerde aşırı yüklenmeye yol açacak bilinçsizce yapılan ağır egzersizlerin büyümeyi olumsuz etkilediği düşünülüyor. Ergenlik döneminde kişinin dışarıda kullanılan ağırlıklarla değil, kendi ağırlığıyla egzersiz yapması daha iyi olacaktır. Yürüme, koşma, basketbol, voleybol ve yüzme ergenlik döneminde en çok önerilen sporların başında gelir. Durgun hayat yaşayan erişkinler için ise en uygun egzersiz haftada 3 gün 30 dakika kadar yürümek veya yüzmektir. Isınma sonrası yapılan bu sporlarda kalbin egzersiz sırasında ulaşacağı en yüksek atım hızının %60'ına ulaşması hedeflenir. Buna ek olarak haftada 3 kez 60 dakikayı geçmeyecek şekilde ağırlık veya aletli hareketlerle zorlayıcı egzersizler de yapılabilir. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız yaş gruplarına göre ergenlik ve erişkinlerde egzersizlerin farklılık gösterdiğinden bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda ise kişinin yaş gruplarına bağlı olarak değişkinlikler gösterdiği, evet arkadaşlar tam da anlatılmak istenen budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 18. soru, bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede tahmine yer veriliyor. Kaslarda ve eklemlerde aşırı yüklenmeye yol açacak bilinçsiz yapılan ağır egzersizlerin büyümeyi olumsuz etkilediği düşünülüyor, tahmin ediliyor. Bakın A seçeneği doğrudur, bunu elemiş olduk. İkinci cümlede bir öneride bulunulmuştur. Ergenlik döneminde kişinin dışarıdan kullanılan ağırlıklarla değil, kendi ağırlığıyla egzersiz yapması daha iyi olacaktır. Bu da bir öneri ifadesidir. O yüzden B seçeneği denemiş olduk. Dördüncü cümlede karşılaştırma yapılıyor. Durgun, hayat yaşayan erişkinler için en uygun egzersiz derken diğer egzersiz türleriyle karşılaştırdığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümlede bir amaç dile getirilmiştir. Isınma sonrası yapılan bu sporlarda kalbin egzersiz sırasında ulaşacağı en yüksek atım hızının %60'ına ulaşılması hedeflenir, amaçlanır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Altıncı cümlede bir öngörüye yer verilmiştir. Buna ek olarak haftada 3 kez 60 dakikayı geçmeyecek şekilde ağırlık veya aletli hareketlerle zorlayıcı egzersizler de yapılabilir. Bu bir öngörü değildir arkadaşlar, bir öneridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 19. soru, bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yarı yıl bitişik yazılır, doğrudur, elemiş olduk. Sürpriz bu şekilde yazılır, doğrudur, bunu denemiş olduk. Macera sever, tüm severler bitişik yazılır, bu da doğrudur, bunu denemiş olduk. Olağanüstü bitişik yazılır, bu da doğrudur, bunu denemiş olduk. Alp dağlarına götürmüştü derken dağların D'si arkadaşlar büyük yazılacak. Aynı zamanda Alp dağları kesme işareti, sonra da çekim ekinin gelmesi gerekiyor. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 20. soru, 2 numaralı parçanın 1 numaralı parçayla ilişkisini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Kutup ayılarının hızla ısınan dünyamızda karşılaştığı risk ortada. Kuzey kutup bölgesindeki yağ oranı yüksek fokları, genelde halkalı fokları, avlamak için platform olarak kullandığı deniz buzuna büyük gereksinim duyuyor. Ancak iklim değişikliği Kuzey Buz Denizi'ndeki deniz buzunun daha geç oluşup daha erken erimesine neden oluyor. 1979'dan 2014'de gelene kadar
Kuzey Kutup bölgesindeki kutup ayılarının deniz buzundan faydalanabildiği gün sayısı her 10 yılda 7 ila 19 gün düştü. Deniz buzunun 1990'lara kıyasla yaklaşık 36 gün daha az görüldüğü Beaufort Denizi bölgesinde bilim insanları kutup ayılarının karada deniz buzuna bağımlı avlarından uzakta 36 gün daha fazla geçirdiğini keşfetti. Daha az deniz buzunun bir sonucu olarak bazı ayılar küçülüyor, daha az yavru sahibi oluyor ve daha kısa ömür sürüyor. Seçeneklere baktığımızda ortaya konan iddiaların öngörülerden daha çabuk gerçekleştiği gösterilmiştir. Bu değildir, bunu elemiş olduk. Olumsuz gelişmelerin yıldan yıla artarak devam ettiği dile getirilmiştir. Bu da değildir, bunu da elemiş olduk. Yaşananların etkisinin sadece belli türler üzerinde yoğunlaştığı belirtilmiştir. Bu da değildir, bunu da elemiş olduk. Birinci parçada anlatılanlar somut verilerle desteklenmiştir. Evet arkadaşlar, bakın bunlar birer somut veridir. Bunlarla desteklendiğini görüyoruz. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümlede uzaklara sözcüğü adlaşmış sıfattır. İnsanlar çok uzaklara gitmeye karar verdiğinde denizi tercih etmeli bana kalırsa. Bakın çok uzaklara derken uzak ülkeler desem arkadaşlar. Ülke isim, nasıl ülke, uzak ülke niteleme sıfatı. İsim düşmüş, nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçtiği için buna adlaşmış sıfat denir. O yüzden A seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede üstünlük belirteci vardır demiş. Üstünlük belirteci en ve daha sözcüğü de hatırlarsanız. Bakalım en uzağa doğru derken en sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz. Bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Üçüncü cümlede ki ilgi adı olarak kullanılmıştır. Bitişik yazılır ve ismin yerine geçer arkadaşlar. Yani bir gemiyle gitmeli insan, yoksa ayağı şehirdeki toprağa değdikçe uzaklaşamaz kendinden. Toprak isim, hangi toprak? Şehirdeki toprak sıfattır. Buradaki ki de sıfat yapan ki'dir. Dolayısıyla ilgi adılı değildir arkadaşlar. Sıfat yapan ki'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü cümlede tamlayanı ve tamlanan arasında sıfat girmiş, belirtili ad tamlaması vardır. Bakalım okyanusların mavileri, belirtili isim tamlaması. Buradaki derin sözcüğü de nedir? Niteleme sıfatıdır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oldum. Beşinci cümlede dönüşülük adılı vardır demiş. Dönüşülük adılı neydi? Kendi sözcüğüydü. Bakın kendi sözcüğünde kullanmış. O yüzden buradaki E seçeneğini de elemiş olduk. 22. soru. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini desteklemek için söylenmiş olabilir? Bazen gerçeklerden korktuğumuzda, bazen gerçek çıkarımıza uygun olmadığında, bazen gerçeği kabullenemediğimizde, bazen de gerçeği özel nedenlerle saklama ihtiyacı duyduğumuzda vesaire başkalarına veya kendimize yalan söylemeyi tercih ederiz. Ya da birçoğumuz kendi iç çatışmalarımızı çözme amaçlı egomuzun bir işlevi olan ruhsal dengemizi korumak çabasıyla bir ruhsal savunma mekanizmasının ürünü olan yalanlarımıza inanırız. Bu kimi zaman dengeyi sağlama anlamında işe yarar ama çoğu zaman ise işe yaramaz. Bir de tabii ki patolojik boyutta bir yalan söyleme alışkanlığından söz edebiliriz ki bu bir yalan söyleme bozukluğu, yani hastalığıdır ve psikolojik tedavi gerektirir. Bakın arkadaşlar, parçaya baktığımızda yalan söylemenin kişiden kişiye değiştiğini, bunun farklı nedenleri olduğunu görüyoruz. Seçeneklere bakalım. Yalan söylemek günümüze kadar oluşmuş tüm ahlaki öğretiler tarafından yanlış ve kötü olarak görülür. Böyle bir şey yok arkadaşlar parçayla ilgili. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yaşamda başarılı olmak için yalan söylemekten kaçınmamak gerekir. Başarılı olmak için yalan söylemek gibi bir durumdan bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Yalanın söyleme nedenleri kişiden kişiye, durumdan duruma değişebilir. Evet arkadaşlar, bakın tam da biz bunu ifade etmiştik. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincide Daneke sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir. Yani
yapım eki görevinde kullanılmıştır diyor. Sıra kelimesine bakacak olursak sıra isim köküdür. Dan burada eklendiği sözcüğe basit anlamını vermiş. Dolayısıyla anlamın değiştiğini görüyoruz. Bu da isimden isim yapım ekidir. Bu yüzden bir numara doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncüde lü eki sözcüğün gövdesine getirilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar görmek fiil köküdür. Görmekten görgü olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Burası nedir? Bir tane yapım eki aldığı için gövdedir. Görgüden de görgülü olmuş. Bu da tekrardan isimden isim yapım eki almış. Bunun da gövdeden türediğini görüyoruz. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Dördüncüde edilgenlik eki vardır demiş. Öyküleniyordu ifadesinde bakın ne ekini almış. Kimin öykülendiği belli değil. Bu da nedir arkadaşlar? Edilgendir. Dört de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beş, türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcüktür diyor. Yalnız sözcüğünün kökü arkadaşlar yalından gelir. Dolayısıyla ı ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Fakat iki, yalnızca çekim eki almış bir sözcüktür derken kelimenin kökü izdir, isim köküdür. İzden izlemek olmuş, isimden fiil, yapım eki almış. Bir yapım eki alması bizim için yeterli. Çekim eki almış bir sözcüktür diyor yalnızca. Değildir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapım eki de almış. Bundan dolayı B seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da bu yüzden B seçeneği olacaktır. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? Bağışıklık sistemi için önemli bir organ olan timüs bezi yaş ilerledikçe işlevini kaybetmeye başlıyor. Timüs bezinin yeterince çalışmaması özellikle yaşlıların başta gripal enfeksiyonlar olmak üzere pek çok hastalığa daha kolay yakalanmasına neden oluyor. Bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını sağlayan timüs bezinin yaş ilerledikçe işlevini kaybetmeye başlaması yaşlıların başta gripal olmak üzere farklı hastalıklara kolayca yakalanmasına yol açıyor dursun. Yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak timüs bezi işlevini yitirmekte. Bu da yaşlıların hastalıklara karşı korumasız kalmasına neden olmaktadır. Bakın arkadaşlar burada gripten bahsetmiyor. Bahsetmediği için B seçeneğini elemiş oluruz. Bazı insanlarda timüs bezinin işlevini yitirmesi bu insanların başta grip olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalığa kolayca yakalanmasına neden olmaktadır. Burada da yaşlı insanlardan bahsetmiyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Timüs bezinde meydana gelen hasar tedavi edilmezse özellikle yaşlılarda kronik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Yine gripten bahsetmiyor. Bunu denemiş olduk. Timüs bezinde çeşitli nedenlerle meydana gelen bozulmalar insanların özellikle grip gibi bulaşıcı hastalıklara daha çabuk yakalanmasına yol açmaktadır. Burada da yine yaşlılardan bahsetmediğini görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar iki cümlede ifade edilenlerin doğru bir biçimde birleştiği cümle A seçeneğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 25. soru. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır? Ülkemizdeki ikramlık çikolata ve şeker efsanesini o zamanki itibariyle Almanyalılar yıktı. Bakın arkadaşlar Almanyalı demiş yapım eki almış. Kesim işaretinin kullanılmaması gerekiyordu. Bu yanlıştır. Bunu elemiş oluruz. Onların yıllık izinlerinde eşe dosta getirdikleri şekerleme ve çikolatalar burada da ikileme, ikilemelerin arasında kısa çizgi gelmez. Bunu da elemiş olduk. Büyük bir sevincin yanında derin bir hüzün de meydana getirirdi. Onların ikram ettiği harikulade çikolataları, şekerleri tadınca anladık ki bizim yediklerimize şekerleme denmezdi. Burada da arkadaşlar ki zaten bağlaç görevinde, bağlama görevinde virgüle gerek yok. Bunu denemiş oluruz. Şekerleme asıl buydu. Rengarenk kağıtlarla kaplı, fındıklı, kuru üzümlü, çilekli, gerçek çikolatalar. Bakın arkadaşlar burada da noktalı virgül değil virgülün olması gerekirdi. Bunu denemiş olduk. Karameller, şekerler ve devam ediyor. Cümle bitmiyor. Bitmediği için de 3 nokta kullanılmıştır. Bu doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.
26. soru. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? Daha iyi öğrenmek, öğrenilenleri daha güçlü ve kalıcı şekilde kaydetmek ve gerektiği zaman hatırlamak, o kaydın arkasından gelecek dinlendirici bir uykuyla birebir bağlantılıdır. Sadece hatırlamak değil, unutmak da beynin önemli fonksiyonlarından biri. Unutmanın, unutmayı başarabilmenin sadece ihtiyaç duymadığımız depolanmış bilgiyi silmeye yaradığını, işe yarar bilgilerin geri çağrılmasını da kolaylaştırdığını ve bu işin anahtarının da iyi bir gece uykusu olduğunu söylüyor uzmanlar. Dolayısıyla, bakın arkadaşlar, getirilebilir olanı sormuştu bize. Şimdi, kötü anıları etkisiz kılmak, hüznü uzatmamak, unutma yeteneğimiz ile bağlantılı olduğu için uyku bu noktada kilit rol oynuyor. Bu getirilebilir arkadaşlar. Çünkü uykunun öneminden bahsetmiş. Unutma eylemi kişiyi psikolojik olarak rahatlatırken bir yandan da çevresiyle barışık olmasını sağladığı için sosyal bir işleve sahip. Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. Hatırlama yeteneği kadar hepimiz için gerekli ve vazgeçilmez olan unutmanın da uyku ile ilişkili olduğunu çok iyi bilmeliyiz. Evet arkadaşlar, unutmanın da bakın burada uyku ile olduğunu söylemişti. Bunu da getirebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız da 1 ve 3'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. 27. soru. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün olacak şekilde sıralandığında hangisi parçada yer almaz demiş. Arkadaşlar, sıralamaya baktığımızda bakın bu ilk cümle olamaz, bunu eledik. Çünkü bu kuşağın diye başlamış. Yine ikinci cümlede gelişim uzmanlarına göre bu durumun nedeni. Demek ki bundan önce bir durum belirtilmiş. Bu da olamaz, bunu da eledik. 1980-2000 yılları arasında doğan ve Y kuşağı olarak adlandırılan gençler bugün dünya nüfusunun büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu dursun. Teknolojik gelişmenin hızlandığı, bilgisayarın yaşamımıza girdiği bir dönemde ortaya çıkan Y kuşağı önceki kuşaklara göre çok daha bilinçli ve başarılı. Bu da dursun. Ne var ki demiş. Bakın bundan önce de bir cümlenin varlığından bahsediyor. Bu da ilk cümle olamaz. Bunu da elemiş oldum. Şimdi ilk cümle arkadaşlar bu cümle olması gerekiyor. Çünkü diğerleriyle anlam yönünden bağlantılı olduğunu görüyoruz. 2 numaralı cümle hangisidir? Bakın 2 numaralı cümle de bu olacak. Çünkü bir kuşaktan bahsediyor, Y kuşağından bahsediyor ve bu kuşağın en belirgin özelliği aileleri tarafından kendisine aşırı özgüven aşılanmış olması. Sonra arkadaşlar 3 numaraya gelecek olursak da 5'in 3 numara olduğunu görüyoruz. Çünkü ne var ki kendine aşırı güvenen bu kuşak sanılanın aksine mutlu değil. Ve sonra da bunun gelmesi gerekiyor. Çocuk gelişimi uzmanlarına göre mutlu olmamalarının nedeni bu kuşağın sürekli bir ilgi açlığı çekmesi ve beklentilerinin karşılanmaması olacaktır. Dolayısıyla sıralama bu şekilde. Dışarıda kalan da 4 oluyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 28. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangileri fiilimsi değildir? Girerek derken girmek fiil. Buradaki arak erek eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Yakalamaya derken yakalamak fiil. Mame nedir burada? İsim fiil ekidir. Yine istediğim derken dıktık eki nedir arkadaşlar? Bu da sıfat fiil ekidir. Şimdi izlenim derken zaten burada fiilimsi yok. Bunu alırız. Buradaki girişken sözcüğüne bakacak olursak, bakın girişken fıstık şabın şeysiyle bitmiş. Burada arkadaşlar gangen ekidir bu. Gangen ekinin benzeşmeye uğradığını görüyoruz. Yani sertleşmeye uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir benzeşme var, sertleşme var. Bu zarf fiil eki olan ken eki değil arkadaşlar. O yüzden biz bunu da alırız. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 ve 5'in yer almış olduğu D seçeneği olacaktır. 29. soru. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine? Çünkü kabukların yapısını oluşturan diğer %5'lik kısım yaklaşık 30 farklı proteinden oluşan organik bir malzeme cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Deniz kabuğunun %95'ini kalsiyum karbonat kristalleri oluşturur. Yani şu okuldaki tahtalara yazı yazdığımız tebeşirlerdeki malzemenin aynısı. Ama hepimiz biliriz ki
Birazcık fazla bastırılınca bu tebeşirler hemencecik kırılıp ufalanır. Halbuki deniz kabukları tebeşirlerden neredeyse 1000 kat daha güçlü. İşte arkadaşlar bakın buraya güçlü demiş ya, şimdi nedenini açıklayacağım. Çünkü kabukların yapısını oluşturan diğer %5'lik kısım yaklaşık 30 farklı proteinden oluşan organik bir malzeme olduğu için bu güçlüymüş. Bundan dolayı da soruda verilen cümlenin 4 numaralı yere gelmesi gerekiyor. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 30. soru, bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Müzecilik ve yapıların restorasyonu konusunda özel eğitim alan restoratörler eserin özgünlüğünü bozmadan tarihi eserlerin yıllara meydan okumasını sağlıyor. Sağlıyor yüklem. Sağlayan kim? Müzecilik ve yapıların restorasyonu konusunda özel eğitim alan restoratörler. Burası nedir arkadaşlar? Öznedir. Neyi sağlıyor? Eserin bütünlüğünü bozmadan tarihi eserlerin yıllara meydan okumasını. Bu da nesne. Şimdi seçeneklere bakalım. İyilik eki alan sözcük yoktur demiş. Arkadaşlar bu dursun. Öznesi bir söz öbeğinden oluşmaktadır. Evet bakın birden fazla sözcükten oluşuyor. O yüzden bir söz öbeğidir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Girişik birleşik bir eylem cümlesidir diyor. Bakın sağlamak fiil. Aynı zamanda cümlenin içerisinde madammeden zarf fiil ekini görüyoruz. Zarf fiil eki olduğu için bu girişik birleşik bir cümledir. Ve sağlamak da fiil olduğu için fiil cümlesidir. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Yüklemi geçişli bir eylemdir. Sağlamak kelimesi bakın nesne almış. Nesne aldığı için geçişlidir. D seçeneğini de elemiş olduk. Sıfat fiil grubunun içinde yer alan bir isim tamlaması vardır demiş. Bakın arkadaşlar önce sıfat fiili bulmak lazım. Buradaki an en sıfat fiildir. Restoratörler isim. Nasıl restoratörler? Müzecilik ve yapıların restorasyonu konusunda özel eğitim alan restoratörler. Burası sıfat fiil grubudur. Ve buradaki yapıların restorasyonu konusu da isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İyilik eki alan sözcük yoktur demişti. Bakın isim tamlaması bulmuştuk. Yapıların restorasyonu belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla buradaki U nedir arkadaşlar? İyilik ekidir. Hatta restorasyonu konusu dediğimde buradaki U da nedir yine? İyilik ekidir. Dolayısıyla iyilik ekinin kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 31. soru, bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Parçamıza bakalım. Genellikle tek kullanımlık kahveler, şişeler, yiyecek paketleme kapları, naylon poşetler gibi kısa süreliğine ve bir defalık kullanılan plastiklerin bu ortama rastgele bırakılmasıyla dünya genelinde plastik kirliliği baş gösteriyor. Birçok ülke bu kirlilik karşısında önlem alınması için çalışmalar yapıyor. Alınmak istenen tedbirlerden bazıları şöyle. Tıpkı bir muz, portakal, elma kabuğu gibi kendisini parçalanabilen, biyolojik olarak ayrışabilen ambalajlar geliştirmek. Her yerde tüketicilere kullan at mantığının zararlarını anlatmak. 2025'e kadar plastik geri dönüşüm hedeflerini toplam atıkların %36'sından %63'üne çıkarmak. İnsanların çöplerin akıllıca ayrıştırılması konusunda özen göstermeye teşvik edici yayınlar yapmak, denizlerdeki plastik atıkların %90'ını taşıyan nehirlerin temizlemesini sağlamak. Seçeneklere baktığımızda bakın plastik kirliliği bu konuya dikkat çeken eğitim ve bilgilendirmeler ile kısa sürede önlenebilir. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Organik plastik ürünler üretimi daha pahalı olduğu için insanlar tarafından kullanılmamaktadır. Bunu da elemiş oluruz. Dünya üzerinde çevre kirliliği ve plastik kullanımı konusunda yeterli bilinç oluşmamıştır. Oluşmadığı için de zaten parçada dikkat edecek olursanız tedbirler alınması gerektiğinden bahsediyor. Bunun üzerinde duruluyor arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu parçaya göre çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik yapılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Ambalaj ve diğer ürünleri daha çevre dostu yapmak. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın burada var arkadaşlar. İlkinde var.
tıpkı bir muz, portakal, elma kabuğu gibi kendisini parçalanabilen, biyolojik olarak ayrışabilen ambalajlar geliştirmek. O yüzden A seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. Toplumda farkındalık oluşturmak. Peki bu nerede var? Her yerde tüketicilere kullanat mantığının zararlarını anlatarak bunu yapabiliriz. Buradan da B seçeneği çıkar, bunu denemiş olduk. Tek seferlik kullanılan ürün ve ambalajlardan kaçınmak için insanları bilgilendirmek. Kullanat tek seferliktir arkadaşlar. Buradan da C seçeneğini de çıkarabiliriz. O yüzden bunu denemiş olduk. Plastik ürünlerin kullanımını azaltmak için bazı alanlarda sınırlandırmalar getirmek. Bakın bu dursun arkadaşlar. Denizlerdeki atıkları oluşturan etkenleri ortadan kaldırmak. Dikkat edecek olursanız bu da sonda yer alıyor. %90'ı taşıyan nehirlerin temizlemesini sağlamak demiş. Buradan da E çıkar. Bunu da elemiş olduk. Olmayan şey arkadaşlar, plastik ürünlerin kullanımını azaltmak için bazı alanlarda sınırlandırmalar getirmek gibi bir tedbir yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 33. soru. Bu parçada arboreturumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İsminin kökenine, yalnızca eğitim amacıyla kullanıldığına, içinde hangi düzenlemelerin yapıldığına, çalışma yapan ekimin niteliğine, hangi tür bitkilere yer verildiğine demiş. Parçamıza bakalım. Arboreturum, genellikle akademik çalışmalarla oluşturulmuş ağaç ve bitki türlerinde bulunan bahçe, park ve alanlardır. Ağaç anlamındaki arbor kelimesiyle belli bitkilerin yetiştirildiği alan anlamına gelen etum kelimesinin birleşmesiyle türetilmiştir. Bakın arkadaşlar, sözcüğün kökenine değinilmiş. O yüzden buradan A seçeneği çıkar, bunu elemiş olduk. Arboreturumlarda hayvanat bahçelerinde olduğu gibi her bölgenin ismi, her bitki ve ağacın ismi, ağaç ve bitkilerin ana vatanları, dikildiği tarih gibi bilgilerin yer aldığı levhalar bulunur. Bitkilerin yetiştirilmesi, çevre düzenlenmesinin yapılması gibi görevler bitki bilimciler, peyzaj mimarları ve ekologlar yürütür. Arkadaşlar buradan da dikkat edecek olursanız çalışma yapanın kimliği çıkar. Buradan da D seçeneğini elemiş oluruz. Arboreturumlar çeşitli bilimsel çalışmaların yapılmasına olanak sağlar. Bu seçkin parklarda bitkilerin tanıtımının yapıldığı eğitim gezileri, doğa fotoğrafları tutkunları için fotoğraf turları düzenlenebilir. Böylece bilimsel araştırmalara ek olarak insanların doğayla iç içe bir gün sürmesi sağlanır demiş. Arkadaşlar bakın, bitkilerin tanıtımının yapıldığı demiş. Biz buradan da E seçeneği, yani hangi tür bitkilere yer verildiğini çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Aynı zamanda şurada her bitki ve ağacın ismi, ağaç ve bitkilerin ana vatanları demiş. Yine buradan da hangi tür bitkilere yer verildiğini çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Yine dikkat edecek olursanız şurada bitkilerin yetiştirilmesi, çevre düzenlenmesinin yapılması gibi görevler demiş. Buradan da arkadaşlar C seçeneğini çıkarmış oluruz. Yani içinde hangi düzenlemelerin yapıldığına, bunu da elemiş oluruz. Yalnızca eğitim amacıyla kullanıldığına değinilmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Yorgun kanatlarıyla gelmiş derken kanat isim, nasıl kanat, yorgun kanat, bu niteleme sıfatıdır. Hemencecik can verecek derken bakın, can vermek deyimdir. Nasıl verecek? Hemencecik fiildir. Fiili belirttiği için arkadaşlar bu durum zarfıdır. Kuş gibi bitkin derken gibi her zaman nedir arkadaşlar? Edattır. Yüreğinin sızısı derken yürek de burada isim tamlaması kurmuş. Belirtili isim tamlaması. O yüzden yürek kelimesi de isim görevinde kullanılmış. Seçeneklere baktığımızda bunu eleriz arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Zaten sıfat, zarf, edat ve isim E seçeneğinde var. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 35. soru. Bu parçaya göre kurak bölgelerde yağış artışının yarar sağlamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım, küresel ısınmanın etkileriyle ilgili öngörüler yağışlı bölgelerin daha da yağışlı, kurak bölgelerin ise daha da kurak hale geleceği yönündeydi. Ancak yeni bir araştırma küresel ısınmayla birlikte yağışlı bölgeler gibi kurak bölgelerin daha da yağışlı hale geleceğini ortaya koydu.
Ne var ki kurak bölgelerin daha fazla yağış alması pek de fayda sağlamayacak. Öncelikle bu bölgelerdeki toplumlar fazla yağışa alışık olmadığı için buralarda sellerden korunmaya yönelik altyapı yok. Bu da insanların sellerden daha fazla zarar görebileceği anlamına geliyor. Öte yandan fazla yağış bu bölgelerde suya erişimin artacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü fazla ısı buharlaşma hızını da artıracak. Dolayısıyla daha fazla yağış düşse de depolanan suda aynı oranda artış görülmeyecek. Küresel ısınmadan kaynaklı yağış artışı tarımda verimi düşürüyor. Bunun en önemli nedeni aşırı su ve buharlaşma neticesinde topraktaki minerallerin yok olması ve toprağın çoraklaşması. Şimdi arkadaşlar bakın, burada dikkat edecek olursanız şu iki nedenin var olduğunu görüyoruz. Yani 4 ve 5 numaralı nedenler buradaki artışın yarar sağlamayacağı yönünde. Seçeneklere bakacak olursak toprak türünün tarım faaliyetlerini kısıtlaması olamaz. Aşırı ısının buharlaşmaya yol açarak suyun tutulmasını engellemesi dursun. Kurak bölgelerde suyu değerlendirecek altyapı çalışmalarının zamanında bitmemesi olmamasından bahsediyor. Zamanında bitmemesinden değil, suyun kullanımına yönelik yeterli bilgi birikimin ve deneyimin olmaması, bunu denemiş olduk. Aşırı yağışın yol açtığı su birikiminin tarımsal üretim için yeterli olmaması, arkadaşlar bu da olamaz, bunu denemiş oluruz. Fakat dikkat edecek olursanız şurada fazla ısı buharlaşma hızını da artıracak. Dolayısıyla daha fazla yağış düşse de depolanan suda aynı oranda artış görülmeyecek demiş. Bu nedeni, bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 36. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar demiş. Arkadaşlar bakın, 6 numaralı cümleden itibaren küresel ısınmada kaynaklı yağış artışı tarımda verimi düşürüyor demiş. Dolayısıyla biz buradan sonra paragrafı ikiye ayırabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? Yüklemin türü dediği için arkadaşlar yüklemin isim ya da fiil olup olmadığına bakıyoruz. Yan yana dizilmiş başı karlı dağlar tamamlıyordu ufkun güzelliğini. Tamamlıyordu yüklem, tamamlamak fiildir. Bu da fiil cümlesidir. Yeşil ve mavinin kol kol olduğu bu cennet beldede ılık bir sabah rüzgarı okşuyordu tenimizi. Okşuyordu yüklem, okşamak fiildir. Bu da fiil cümlesidir. Her zamanki gibi hava açıktı, açıktı yüklem. Açık nedir arkadaşlar? İsimdir. Bu da isim cümlesidir. Derenin kenarındaki yosun tutmuş taşlar kaygandı. Kaygandı yüklem. Kayganda nedir arkadaşlar? Yine isimdir. Bu da isim cümlesidir. Eşyalarımızı bırakıp hemen attık kendimizi doğanın kucağına. Bakın, attık yüklem. Atmak nedir? Fiildir. O yüzden arkadaşlar bu da fiil cümlesidir. Farklı olanı sormuştu. Dikkat edecek olursanız 3 ve 4 numaralı cümleler isim cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 38. soru. Bu parçada sosyal medya ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz demiş. Geleneksel medya organlarına göre daha ekonomik ve hızlı olduğuna, kullanıcılarını merkeze aldığı için herkesin katkı sağlamasına olanak verdiğine, içerdiği bilgilerin geleneksel medya organlarına göre daha doğru ve gerçekçi olduğuna, en çok kullanılan medya organı olduğuna, geçmişinin çok eskilere dayanmadığına. Şimdi arkadaşlar parçayı okuduğumuzda bakın, şurada yeni yeni gelişen bir alan olmasına demiş, biz buradan E seçeneğini çıkarabiliriz. Yani geçmişinin çok eskilere dayanmadığını görüyoruz. Yine en çok kullanılan medya organı olduğuna demiş. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın, en aktif kullanılan demiş. Buradan da biz D seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Yine arkadaşlar herkesin katkı sağlaması demiş. Bakın arkadaşlar, şuradan da medyada herkesin söz hakkı vardır derken biz buradan da B seçeneğini çıkarmış oluruz. Herkesin katkı sağladığını. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Yine ekonomik ve hızlı olduğuna demiş. Şurada dikkat edecek olursanız anlık bilgi paylaşımına olanak veren sosyal medyada bilgiler televizyon ve gazete gibi geleneksel medya organlarına göre daha hızlı yayılmaktadır diyor. Buradan da bunu çıkarırız arkadaşlar. O yüzden A seçeneğini denemiş oluruz.
ulaşılamayan, içerdiği bilgilerin geleneksel medya organlarına göre daha doğru ve gerçekçi olduğuna değinilmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 39. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Parçayı okuduğumuzda arkadaşlar bir bilgi verme yazısı olduğunu görüyoruz. O yüzden açıklama vardır. Bunu elemiş oluruz. Peki tanımlama var mı? Var arkadaşlar. Sosyal medya genel anlamıyla dijital bir alandır derken sosyal medya nedir sorusuna cevap veriyor. O yüzden tanımlama olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. İkileme var mı? İkileme de var arkadaşlar. Bakın şurada yeni yeni gelişen derken ikilemenin de kullanıldığını gördük. D seçeneğinde dedik. Peki arkadaşlar karşılaştırma var mı? Karşılaştırma da var. En aktif derken en sözcüğünü kullanmış. Genellikle karşılaştırma bildiren bir sözcüktür. Bunu da elemiş olduk. Devrik cümlelere yer verilmemiştir parçada. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu denemenin de son sorusuna geldik. 40. soruya. Aşağıdaki altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur demiş. Ege bölgesinde dursun. Ayaküstü bitişik yazılır arkadaşlar. Ayrı yazılmaz. Bunu elemiş olduk. El kitabı, bu da ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazılmış. Bunu da elemiş olduk. Estürman derken buradaki ünün olmaması gerekiyor. O yüzden burada da yazım yanlışı var. Bunu da elemiş olduk. Grup derken grup bu şekilde yazılır. Buradaki U'nun olmaması gerekiyor. Bunu da elemiş olduk. Ege bölgesi doğru yazılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.